Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 27 Temmuz 2023 günlerden Perşembe saat 17.18. Bu videoda CV Enerji, Astor ve Euro Power'ın gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere bakacağız. Bu hisselerin sizleri kısa, orta ve uzun vadede karşı karşıya bırakıcı durumlar hakkında konuşmaya çalışacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza hala da abone değilseniz abone olmayı, videomuza bizlere destek amaçlı yorum yapmayı videomuzu da bizlere destek amaçlı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen bizler için çok önemli 3 detay bunlar. Bunları yaptığınızı varsayıyorum. Lütfen yapalım. Ayrıca katıl tarafına da üye olarak özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Özel telegram grubumuzda bu işlerden cidden anlayan abilerimiz kardeşlerimiz var. Ben dahil. Sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimize destek oluyoruz. Ee, her konuda sorular soruyoruz. Yani hemen biri cevap veriyor. Yani ben cevap vermesem de oradan. Orada iyi bir e, iletişim yeri olduğunu, özel bir grup, güzel bir grup olduğunu söyleyebilirim. E, bunu neden böyle yaptık? Katıla özel yaptık bunu. Neden? En başta böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi de oraya katıla üye olup gelen insanlar olduğu için, ben bu Telegram grubunu şu an buradan normal bir şekilde paylaşamam. Lütfen anlayış gösterin. Oradaki insanlara haksızlık olur şu an bu. Belki önümüzdeki ay yeni bir planlama yaparız, ona göre ilerleriz. Fakat bu şey şu an e, katıla üye olanlara özel olduğunu söyleyebilirim. Bir de onun haricinde başka söyleyebileceğim bir şey. Instagram adresinden de lütfen beni takip edin. Çünkü oradan arada alımlar yapıyorum. Oradan bana gelen sorulara göre alımlar yapıyorum. Gerçekten ihtiyacını olduğunu düşündüğüm insanları gruba alıyorum. Instagram'dan konuştuğum. Orayı da takip edelim. Ufak tefek bilgilendirmeler gelecek oradan bundan sonra. Videoya geçelim. Bugün enerji endeksi açısından, enerji şirketler arasından kötü bir gündü. Kabul edelim bunu. Neden kötü bir gündü? Çünkü enerji endeksinde belirgin olan bir şişkinlik var arkadaşlar. Bugün yanılmıyor isem veyahut da yarın son güven endeksi son güven endeksleri açıklanacak. güven endeksleri ne anlama geliyor? Yabancı yatırımcının hisselere güvenip güvenmemesiyle alakalı bir durum bu. Güven endeksinin oranları düşünce mantıken yabancı yatırımcı güvenmiyor. Endeks düştüğü için güven endeksi arkadaşlar bakın BIST değil güven endeksi. Güven endeksi düştüğü için yabancı yatırımcı mantıken güvenmiyor ve hisseden çıkıyor. Bu da hisseyi kötü yönünü etkiliyor tabii ki mantıken. E, endekslerin açıklanması bittikten sonra ben hala da kısa vadede, orta vadede e, yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Daha endeks bazında bir düzeltme gözükmüyor zaten. Endeks harika bir şekilde ilerliyor. Buraya kadar en fikiriz. E, bugün enerji şirketlerinde genel olarak zaten kötü bir tablo vardı. Devre kesici uygulanmış Smartek'te, Gesan'da. Smartek çok güzel bir iş anlaşması imzaladı arkadaşlar. E, i̇sterseniz videosunu da çekeriz. Astor'un çok iyi bir iş ilişkisi var. İki tane var yanılmıyoruz isem. Bakmadım. Bir tane yanılmıyorsam bunlar ama. Yok iki tane. İki tane güzel kap bildirmişler. Euro Power'ın var. Videomu inceleyebilirsiniz. Video attım Euro Power'a özel. Onu lütfen hemen inceleyin gidin. E, izleyin derim sizlere. Önemli bilgiler veriyorum orada Euro Power hakkında. Ee, başka onun haricinde söyleyebilecek bir şey yok. Teknik kısma bakalım biz daha çok. Ee, temel analiz kısmını ayrı ayrı hafta sonu çekeceğim zaten. Bu kap haberlerini, bu bu iş ilişkilerinin hisselere, şirketlere nasıl yansıyacağı hakkında videolar gelecek. Çok yakında merak etmeyin. Hafta sonu e, bu işlere yoğunlaşacağım. Ee, bir de bakalım şuradan. Şimdi arkadaşlar CV enerji ile başlayalım. CV enerji 26 günlük üstel hareketli ortalama ile aynı hizada gidiyor gibi şu anda. Parabolik Sar'da hala da aldı. Herhangi bir sat emri gelmedi. Eee... Olağan bir kötü durum düşüneceksek yani hisselerin düşeceğini anlamamız için bizim bir önceki dibi e, daha aşağı yönlü kesmemiz lazım. Bir önceki dibimiz neresi bizim? 241 liralar. 240 liralar. 240 liraların altında bir kapanış yapması gerekiyor ki biz bu hissenin düşüş trendine girdiğini söyleyelim. Şu an bu açıdan baktığımızda bu hissenin düşüş trendine girdiğini söyleyemeyiz. Çünkü hala da var olan bir yükseliş trendi var. Bunu bir düzeltme olarak algılayabiliriz. Çünkü İkinci bir dip, dip gelmedi yani. Hala daha en zirvesinden düzeltme geldi. İkinci bir dip gelmesi halinde düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şu an hala daha yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. CV enerji şu an alınır mı? Arkadaşlar bu fiyatlardan almak, doğru konuşmak, açık konuşmak gerekirse risklidir. Bu üç hisse hakkında da söyleyeceklerim bu şekilde. Bunu en başta başına söyleyeyim, en başta söyleyelim bunu. Bu üç hisse hakkında da almak şu an bu fiyatlardan risklidir her zaman. Bu konuda en fikiriz. Ee, ama illaki bir alım yapacağız diyorsak da e, CV enerji adına konuşuyorum 288 seviyeleri, 289 seviyeleri Biraz daha güvenlidir e, Neden biraz daha güvenlidir Yükseliş trendinin daha devamlı e, Gideceğini işaret eder En zirve fiyatını yapmak Şu an bu fiyatlar riskli bunu kabul ediyorum e, Ben bu fiyatlardan almam arkadaşlar Bunu bilin e, herhangi bir kar satışı yapmadık Bir şey yapmadık e, bekliyoruz Yükseleceğini düşünüyoruz hala da e, Yaparsam zaten telegramdan bildiriyor olacağım arkadaşlar CV enerji ile devam edelim. Günlük işlemlerine bakalım. Genel anlamda bakacak olduğumuz yer en yüksek fiyat, e, açılsın bir, 270 272 0 272 lira olduğunu söyleyebiliriz. En düşük fiyatsa 250 lira olduğunu söyleyebiliriz. Ee, para çıkışı var bugün yaklaşık 15 milyon 800 binlik. Para çıkışı neydi? Düşük fiyatlardan alınan hisselerin satılmasıydı. Bunu kar satışı olarak yorumlayabilirsiniz. Her zaman böyle diyorum çünkü en basit örneği bu arkadaşlar. İşlem adedi hacmi bu şekilde. Derinlik kısmı bu şekilde 133 bin not alış, 400 bin not da satış. 10 kademe derinlikte de birazcık daha satışlar baskın gibi gözüküyor şu anda. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada Garanti BBVA yer alıyor 93 bin not. İkinci sırada Deniz yer alıyor 60 bin not. Üçüncü sırada İş yer alıyor 45 bin not. Yapı Kredi, e, Ziraat, Vakıf, A1 Kapital, Osmanlı, Ahlatçı, Halk, Aile Bir Yatırım, Marbaş, Midas, İntegral, İNG şeklinde sıralanıyor. E, satanlara bakacak olursak da ilk sırada yatırım finansman yer alıyor 136 bin not. İkinci sırada Ünlü yer alıyor 67 bin not. Bank of America yer alıyor 60 bin not. QNB e, Finans, Aktep, Pilip, Info, Tacirler, Gidik, Bizim, Investas, Triv, GCM, Türk şeklinde sıralanıyor. Şimdi arkadaşlar Burada haklı çıktığım bir konuyu sizlere söyleyeceğim. Ben araların en çok CV enerjiyi beğeniyorum demiştim ya. Bunu defalarca söylemiştim ya. CV enerjiyi bu sebepten beğeniyorum. Bakın hala daha yeşil. Neden yeşil? Çünkü emin adımlarla ilerliyor. Çünkü sürekli düzeltmelerle ağır ağır gidiyor. Böyle hisseler uzun vade yatırımlarda her zaman daha fazla tercih edilmelidir. Sert yükselişleri olan hisseler var kabul ediyorum. Sizlere kısa vadede paralar kazandırabilir kabul ediyorum. Fakat bu işlerin bir de düzeltme kısımları var. Bir hisse uzun vadede düşünüyorsanız altlardan toplamayı da düşünmelisiniz. Düşük fiyatlardan tekrar alabileceğinizi de düşünmelisiniz. Onları baz alarak söylediğim için yani en kötü günde bile bir şekilde diğer enerji şirketlerinden daha iyi senaryoda kapatıyor. Umarım anlamışsınızdır. Arac takas analizine bakalım ufaktan bir. E, takas analizi iki gün önceki verilere baktığımızda gayet olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz. E, yabancıda bir çıkış vardır yanılmıyorsam. Aynen. E, yabancıdaki çıkış güven endekslerinin açıklanmasıyla e, son bulacaktır arkadaşlar. Benim tahminime göre. Pazar itibaren itibaren alışa geçebilir. Bunu da unutmayın. Rez alın. E, yorumlarda belirtirsiniz. Doğru tamir ettim ve etmedi şeklinde. E, satanlar bu şekilde. söyle baktık zaten. E, bir dakika yanlış şeye baktık. Takaslarda bizim bas alacağımız kurumlar. İş ziraat. E, i̇ş ziraata bakalım. İkisi bizi temsil etsin hadi bakalım şimdi burada. Satanlarda mı ikisi de? İkisi de değil. Alanlarda mı? İş alanlarda, ziraat alanlarda. Yani ben aracı kurum dağılımıyla günlük takas analizini birleştirdiğimde olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ellerinde zaten yüklü miktarda lot bulunduran kurumlar iki gün önce alışlarına devam etmiş burada görüldüğü gibi. Aracı kurum dağılımında baktığımız gibi bugün de devam etmiş. Bu gayet olumlu işarettir. CV Enerji adına söyleyeceklerimiz bu şekilde. Hala uzun vadede çok ucuz, bu, ucuz olduğunu düşündüğüm bir ise fakat bu fiyatlardan almak riskli. Yani kısa vadede sizlere zararlı ettirebilir. Bunları unutmayın lütfen. E, Astor'la devam edelim. Bu dakikaya kadar izliyorsanız lütfen e, yorum yapın arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Kanalımıza da abone olun. Instagram adresinden de takip edin. Ekstradan bir de Instagram çıktı başımıza. Astor. Güzel bir kap bildirdi bugün. Güzel bir iş ilişkisi yaptı. Bunu daha detaylı hafta sonu inceleyeceğiz. O yüzden şimdi söylemiyorum. Çok vaktim de yok benim. Hızlıca video çekip çıkmam gerekiyor. E, parabolikler hala dağarda. Alda. 26 günlük üstel hareketli ortalamanın izasında gibi gözüküyor üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Astor adına da söyleyeceğim bir şey varsa şu anlık yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için en güvenli alış noktası Astor'da neresidir arkadaşlar biliyor musunuz? Ya benim için en güvenli noktası şeydir ben bu fiyatlardan asla almam bunu bir söyleyeyim şimdiden. E, 94 fiyatlarında bir çekilirse e, oradan bir tepki gelirse 95-96'lardan tekrardan alırım ve hatta en kötü ihtimalle hiçbir şey bilmiyorsam en zirve fiyatına gelmesini beklerim oradan alırım. Şu anda yükselişte mi düşüşte olduğunu bilmiyoruz. Ama yani bu tavlodan baktığımızda yükselişte gibi gözüküyor. Bizim bunun düşüş trendi, düşüş trendinde dememiz için 93'leri görmesi lazım. 93'leri görürse düşüş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Günlük hacim dağılımında da bugün kötü yönde ilerledi arkadaşlar. Hacimsiz geçti yani pek de fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Astor'la günlük işlemlere bakalım bir de. Göremedim. Arkadaşlar Astor uzun vade açısından yani bambaşka cidden bambaşka. Yani bu hisseyi alsanız 3 sene elinizde tutsanız bir bakmışsınız yani e, çok fazla şey de demek istemiyorum ama en yüksek fiyat 107.50 en düşük fiyat ise 101.50. Para çıkışı var bugün 57 milyon 120 binlik yaklaşık değer olarak. E, para çıkışını düşük fiyatlardan alan hisselerin satılmasıydı bunu kar satış olarak yorumlayabilirsiniz. İşlem dedi hacim bu şekilde derinlik bu şekilde 1 milyon 200 bin lot alış 4 milyon 400 bin satış 10 kademe derinlikte de birazcık daha satışlar baskın gibi gözüküyor. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada iş yer alıyor 696 bin lot, ikinci sırada halk yer alıyor 546 bin lot, üçüncü sırada garanti BBVA yer alıyor 446 .000. 445 bin lot. Ak, ziraat, investas, Vakıf, Gedik, Global, Marbaş, Deniz, Ahlatçı, Alev Yatırım, Meksa, Şeker şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde az doğru alan kurumlardı. Satanlara bakacak olursak da ilk sırada QNB finans yer alıyor 1 milyon 30 bin not. ikinci sırada yatırım finansman 728 bin not. Üçüncü sırada TEP 484 bin not. A1 Kapital, Pilip, Yapı Kredi, Tacirler, Ata, Anadolu, Bank of America, Triv, Bizim, Oyak, Alnus, NCM İnvest ne sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde az satan kurumlardı. Takas analizi yapalım. Katıl tarafında takas analizlerini daha detaylı yapacağız arkadaşlar. Ee, yani katıla Telegram'a gelen insanların söyleyeceği hisselere göre hareket ediyoruz biz orada. Yani ben e, çok izlense bile normalde astor, ASTOR adamlar ASTOR çek demezse orada çekmem ee, söyleyeceklerim bu. Takas analizinde de iki gün önceki verilere göre mükemmel bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 5 kurum, 6 kurum yer alan, yani bu hissenin en büyük lot sahibi ilk 6 kurum alışlarına devam etmiş. Bu gayet olumlu bir sinyaldir. Olumlu bir sinyaldir. Ee, bunu aracı kurum dağılımıyla bağlaştırmamız için de bizim 20 milyon üstündeki kurumlara bakalım. Ziraat, vakıf, garanti, iş. Şuradan bakalım. İş alışta, ziraat alışta, garanti alışta, vakıf alışta. Olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, iki gün önceki verilerle bugünkü aracı kurum dağılımındaki verileri bağlaştırdığımızda günlük takas analizinin olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Astor adına söyleyeceklerim de bu şekilde. Ee, uzun vadede hala daha beğendiğimiz bir hisse kısa vadede zararlar getirebilir. Fakat benim stop loss noktam e, biraz daha düşüşler yani 92'ler 93'ler olabilir. O seviyelerden sonra e, satabilirim. Ama tekrardan toplarım. Yani ben bu hisselerden hiçbir zaman satayım, kar edeyim kafasında değilim. Yani satacağım fakat tekrardan alacağım yani belirli bir fiyata gelmesi geldiğinde tekrardan alacağım. Yani öyle şey kafasında değilim. Elimdeki lot sayısını arttırmaya çalışıyorum. Ben bu hisselerin yatırımcısıyım arkadaşlar. Ee, ama mantıkken e, akıma da ayak uydurmamız gerekiyor ki daha fazla kazanalım. Euro Power onun için özel bir video çektim. Lütfen onu da bir izleyin arkadaşlar. Çok önemli detaylı bilgiler verdim. E, kap geldi. Kap hakkında e, yabancı yatırımcının Euro Power'daki etkisi hakkında konuştum. E, önemlidir. O videoda bu videodan iki önceki video zaten. Belli kapağından belli olur yani. E, Angola ülkesiyle yaptığı bir anlaşma var. Oradaki bir şirketle yaptığı bir anlaşma var. Onu da inceleyin derim. E, burada bakacak olduğumuz yer parabolik hala da, alda. E, bunun düşüş trendinin gel gelmeyeceği biraz daha belli. Neden? Çünkü sert yükselişler yaptı, düşüşleri de sert olacaktır. Ee, bir düşüş trendinde olduğunu söylememiz için, bu bunun 162, 161 liralara gelmesi gerekir. O fiyatlar artık bizim düşüş trendinde olduğumuzu gösterir arkadaşlar. Hacim ortalamasına bakacak olursak da hacmin kötü olduğunu söyleyebiliriz gün içerisinde. Ee, başka da söyleyebilecek bir şey yok. 26 günlük süre hareketli ortalamayı da kesti gibi aşağı yönlü. Ee, bir dakika. Kapanışa doğru biraz daha satışıyor gibi zaten. Euro Power ile devam edelim. Bunu az önce yorumladık. Tekrardan yorumluyoruz. Genel anlamda 17 milyon para çıkışı var. En yüksek fiyat 183, en düşük fiyatı 172. Detay kısmı bu şekilde. Derinlik kısmı bu şekilde. Aracı kurum dağılımında 1200 1 milyon 200 bin lot. Satış 177 bin lotta. Alış tarafı şu anlık anlık verilere göre biraz daha alışların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada ünlü yer alıyor 96 bin lot. ikinci sırada Marbaş yer alıyor 92 bin lot. Üçüncü sırada Ahlatçı yer alıyor 68 bin lot. Vakıf, TEP, İş, Deniz, Ziraat, Tacirler, Philip Global, Gedik, Oyak, Türk İş, şeklinde sıralanıyor. Bunlar gün içerisinde Euro Europower'ı alan kurumlardı. Satanlara bakacak olursak da garanti ilk sırada Yapı Kredi, AK, A1 Kapital, Bank of America, Halk, Info, Yatırım, Finansman, Ata, Triv, Osmanlı, Şeker, HSBC, GCM, Integral şeklinde sıralanıyor. Bunlar da gün içerisinde Euro Power'ı satan kurumlardı. İki gün öncesinde takas verileri mükemmel. Aracı kurum dağılımına bakalım. E, garanti BBVA, bir dakika takastan bir alalım önce. Garanti Ziraat iş unutmayın. Garanti Ziraat iş. Vakıfa da bakalım hadi. Hepsi alıştadır tahminime göre. Garanti satışta ziraat alışta, vakıf alışta satanlarda 3 e, tanesi buradaysa hadi ne isteyelim. Garanti ziraat iş. İş burada alışta. E, yani genel anlamda bakacak olursak e, olumsuz bir yönde olduğunu söyleyemeyiz ama diğer hisselere göre biraz daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, genel anlamda bakacak olursak yani bir tek bu hisse bazında konuşacak olursak olumlu yönde olduğunu söyleyebiliriz takas analizlerinin. Çoğunluğu alış yönünde gözüküyor hala. Uzun vadede hala daha beğendiğimiz bir hisse. E, yabancı yatırımları olan bir hisse, yabancılarla çalışan bir hisse en önemlisi doların yükselmesi bu hisseye e, fayda sağlar arkadaşlar. Mantıken yani yabancılarla çalışıyorsa. E, bu şekildeydi bu video. Bu dakikaya kadar izlediyseniz lütfen bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Yorumlar kısmında bizlere destek amaçlı e, görüşlerinizi bildirin lütfen. E kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.